Merhaba arkadaşlar, ben Pom Emrah, editör. Yeni videomuzda arkadaşlar sizlere Pom'un başarı sıralamasında elenme nedenleri nelerdir? En çok sorduğunuz soru ve konu bu arkadaşlar. Buna yönelik bir video hazırlayalım dedik. Verilen bilgiler öncelikle tecrübe ve bilgilerimize yöneliktir. Bunu bilmenizi isterim. En doğrusunu resmi kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Eğer sıkılmadan, atlamadan, inanarak izlersen bu videodan çok faydalı bilgiler öğreneceksin kardeşim. İkinci başarısızlık sebebi arkadaşlar sözlü mülakat puanı yetersizliğidir. Bu konu hakkında ek bilgi verecek olursak, mülakat yani sözlü mülakat değerlendirmesinde adayın konu hakkında bilgi düzeyi arkadaşlar önemli. Hani bazı arkadaşlar diyor işte soruyu bilmesen de konu hakkında bilgin olmasa da geçiriyorlar, geçiyorsun mülakattan diyorlar. Hayır arkadaşlar, o kadar da değil. Konu hakkında mutlaka bir şey söylemeniz gerekiyor. Yönetmelikte de bu yazılmış. Kendisinden istenileni kavrama, yani konu hakkında mutlaka sizden ne istenildiyse, hangi bilgi istenildiyse o bilgiyi vereceksiniz. Ek bilgi vermenize gerek yok. Bu da önemli. Özgüveninize bakılıyor. Sorulan sorudan mesela diyelim size soru yöneltildi. Bu verdiği cevapta konudan emin mi? Kendisinden emin mi? Özgüvenli bir birey mi? Buna bakılıyor arkadaşlar. İfade etme yeteneğiniz de önemli bir şeylere. Beden dilinizi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Az önce verdiğim birinci maddede sözlü mülakat puanı yetersizliğinden bahsetmiştik. İşte şimdi okuyacağım kısım bununla alakalı. İşte diyor ki olmak üzere diyor üstteki kriterlerden olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır diyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az bakın en az 70 alması gerekiyor diyor. Şimdi adaylar diyor işte niye ben elendim veya başarısız yazıyor. İşte 70 puanın altında aldıysan başarısız sayılırsın. Ve genel olarak diyor işte ben kazanamadım ne var bunda? Birinci maddedeki konu olabilir. Neydi o? İşte mülakat puanının yetersizliği arkadaşlar. İkinci maddeye bakalım. İkinci başarısızlık nedeni ise KPSS ve spor puanının etkisi. Arkadaşlar sadece sözlü mülakat puanı değil. Sizin başarınıza KPSS ve spor puanının etkisi de mutlaka olabiliyor. Üçüncü başarısızlık nedeni güvenlik soruşturması. Kısa vade ve küçük çapta soruşturma yapılabilir arkadaşlar. Normalde bunu adaylar çok bahsediyor. İşte soruşturmam yapılmış, güvenlik soruşturmam yapılmış. Yok evime geldiler, yok muhtara sordular falan filan. Normalde arkadaşlar bu konu hakkında size bildirim yapılmaz. Eğer sözlü mülakat öncesi, sözlü mülakat öncesi size herhangi bir güvenlik soruşturması yapıldığını düşünüyorsanız bunu zaten herhangi bir yere sormanıza gerek yok, söylemezler. Yani kurumun kendi inisiyatifindedir güvenlik soruşturması yapıp yapmamak arkadaşlar, bilginiz olsun. Başarısızlık nedeninden dördüncüsü de arkadaşlar. Bunu açıklamaya gerek yok. Zaten Türkiye'deki her akıllı canlı bunu biliyor. Ayrıca buna karşıyız ve tavsiye etmiyoruz. Takdir sizin arkadaşlar. Beşinci neden. Görünmeyen sebepler. Bir, nasip, imtihan veya geçmişte yapıp vazgeçmediğiniz bir günah yahut nazar da buna etki edebilir. Eğer biraz inancınız varsa arkadaşlar. Size tavsiyelerimiz neler? Bir, hatayı önce kendimizde aramalıyız arkadaşlar. Ben nerede ne yaptım? Nerede eksiğim var? Özellikle arkadaşlarınızı toplayıp komisyon görevi gördürerek misal, temsili olarak sizi mülakata alsınlar. Yani böyle sanal mülakat da yapabilirsiniz. Onlar size soru yöneltsin. Siz bunlara cevap verin. Konuşmanıza, duruşunuza, özgüveninize baksınlar arkadaşlar. Zaten oradan eksiğiniz nerede göreceksiniz. İkinci tavsiyemiz arkadaşlar. Başka sebep varsa yargı yolunu tercih etmeliyiz. Ciddi delillerle mesela diyelim haksızlıkla girdiğini düşündüğünüz kişi varsa, elinizde de delil varsa tabii ki
hukuksal olarak hakkınızı arayabilirsiniz. Üçüncü tavsiyemiz, daha iyi şekilde hazırlanmalıyız. Yani arkadaşlar, daha iyi, eskisinden daha kapsamlı bir şekilde hazırlanmalısınız. Dördüncü tavsiyemiz, kimseye bu süreçte inanmamalı. Kendimizi araştırıp yolumuza devam etmeliyiz arkadaşlar. Bu süreçte biliyorsunuz birçok dedikodular, söylentiler ortada dolaşıyor olacak. Hep öyle olmuştur. Asla kimseye inanmayacağız. Kendimiz bu süreçte ne yaşadıysak, ne gördüysek ona inanacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Beşinci tavsiyemiz Pomemra'yıdır. Yani beni takip etmeniz ve beni dinlemeniz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde beni takip edip beni dinleyen arkadaşlar doğruyu görmüştür. Fazla söze gerek yok. Takdir sizin. Tavsiyelerimizden altıncısı ise her zaman dua etmeliyiz. İbadetlerimizi aksatmamalıyız. Önemli olan da bu zaten. Önce çalışmayı yapıp sonra tevekkül etmek, ibadetlerimizi de yapmak. Yani sadece bu iş için değil. Şimdi diyelim dua ediyorsun, ibadet ediyorsun, kazandın. Sonra bırakmayacaksın. Bırakırsan olmaz. Çünkü Allahü Teala ilerisini görüyor. Sizden daha iyi biliyor. Ona göre, niyetinize göre verir veya vermez. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Yedinci tavsiyemiz, gizli veya açık günahlara tövbe etmeli, bir daha yapmamalıyız arkadaşlar. Bunlar da çok önemli ama gerçekten kalpten nasıl tövbesi? Biraz araştırın, göreceksiniz. Öyle bir tövbe etmek gerekiyor. Sekizinci tavsiyemiz ise nazar için her gün nazar ayetleri ve ayetel kürsi okumalıyız. Mutlaka nazar haktır arkadaşlar. Ve bu konuda da peygamberimizin hadisleri var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konularda her gün korunmak amacıyla nazar ayetleri ve ayetel kürsi okumalıyız. Bunlar bizim başarımıza da etki edebiliyor. O yüzden nazar biliyorsunuz haktır. Nazardan korunmak için bunları da yapmalıyız. Vücudu, beyni yormamalı, zinde kalmalıyız arkadaşlar. Bu da çok önemli. Güvenlik soruşturmamıza sıkıntı olabilecek durumlardan mutlaka kaçınmalıyız. Özellikle sosyal medyada kimseyle takışmamalıyız. Bu süreçte bilginiz olsun. Evet, sosyal medya hesaplarımız arkadaşlar. Instagram'da bizi Türkiye Pomemra ismiyle bulabilirsiniz. YouTube Pomemra Editör ismiyle bulabilirsiniz. Zaten kanalımızı takip ederseniz doğru bilgiye ulaşacaksınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerlidir. Görüşmek dileğiyle.